Yungus. Köylü oyun oynuyorum diye kırsal bir şive yapayım dedim size açılışta. Ama bir kelimelikti şive, ben bitti. Yepyeni bir bölümde tekrardan karşınızdayım. Köylük yerin 15. günündeyiz. En son sattığım balıklardan 570 falan gibi para geldi ve yeni oltayı alabilecek bir paraya eriştim. Bu güzel gelişme. Onun dışında şu farmingi falan, gerçi bahçedekiler yetiştikçe herhalde onlar artacak. Social, şu biraz doğum günlerine falan dikkat edip hediye vermeye çalışabilirim insanlara. Crafting'de hala o balık çorbası, balıklı yemek niye gözükmüyor bilmiyorum. Çok uyuz oluyorum. Onu görmek istiyorum. Ve yataktan kalkıp koşa koşa güne başlıyorum. Tabii ki posta. Ne diyorsun posta? Hello there. I know you are just getting started as a gardener, so I wanted to give you a little tip. Sana bir tavsiye vereyim diyor. Granny Evelyn. Granny büyük anne, ha Evelyn bu köydeki Granny mi o? When someone else was pretty close. Ha. Allah kahretmesin, korkunç bir şey söylüyorsun bana yaşlı kadın. Ulan ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Diyor ki Summer geldi miydi diyor, çat senin o Spring'den koydun hepsi patlar diyor abi, ölecek gidecek diyor. Korkunç bir bilgi bu, inanılmaz korkunç bir bilgi. Bunlar gitti mi o zaman? Summer'da mıyım ben? Ben bunları tekrar sularım aga hiç. Öyle bir dünya yok. Sulama şeyim verin bana. Şunları alayım artık. Bunları zaten şey yapacağım. Bir tane yıldızlı çıkar mı çıkmadı. Onları şeye koyacağım. Community Center'a koyacağım bir iki tanesini. Bir tanesini ya da. Kalanını satabilirim. Yeni oltayı almak istiyorum artık. Köpek ne yapıyorsun canım benim? Eski oltayı çok satmak istemiyorum. Yeni oltayı alamam, kullanamam, saçmalık olur, bir şey olur falan. Fazla temkinli adam ben bu konularda. Ya şunu be şunu. Hay Allah kahretmesin seni. İlla yürüye yürüye yapacak. Ya da şöyle yapayım. Bu oltadan da 3-5... Aha bitti. Bu oltadan da 3-5 para gelir. Onun dışında... Bunlar ölürse eğer kafayı yerim. Ama yok ölmez. Abi kaç günü kaldı baharın? Burada bir mevsim kaç gün bilmiyorum. 16-17 ise bunların hepsi patlayacak. Hatta şu soldakiler de patlayabilir. Bundan sonra da spring şeyini şimdiden hayatta ekmem. Çünkü mantıklı değil. Şu baitleri aldım yanıma. Şunu şey aslında bir tane mi lazımdı? Bakayım ya. Şuradan bakıyordum değil mi? Pantry. Evet, buraya koyacağım bir tane. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yıldızlısı var, o yok. Burada yok. Burada da yok. Abi bir de o kadar ben buna şey yaptım. Fertilizer falan yaptım ya. Bu patlarsa acayip sinirlenirim ya. Şu oyunun en önemli bilgisini de en sonunda veriyor olman bana yani. Benim mahsulüm şey olduktan sonra gelip söylüyor ayı. Granny bilmem kim. Ya ben yumurta yarışmasında nasıl kaybettim abi? 3 yumurtada kaldım. O kaç tane topladı da kazandı acaba? Bir sene mi bekleyeceğim bir de ben o yumurta yarışmasının ikincisi? Bu ne lan? Şu an bitkileri kesebiliyor muyum? Aha kesiyorum. Hey. Aa burada bir ağaçtan şey var. Bir saniye ben bu ağaçtan bir şey alıyorumdur ya. Nasıl alıyorumdur? Şöyle mi? Şöyle değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hiçbiri değil. Ha sağ tıklıyormuşum sadece. Peki. Bunu acaba... Bu da kesin vardır şeyde bir yerde. Bir saniye bu ağaçlardan... Bunda yok. O ben ağaçları biraz kurcuklayayım abi. Bir şey var. Bir iş var bu işte. Ağaçlar bizim dostumuzmuş meğersek. Şimdi. Bakayım etrafta yeşil yaratık böcük. Ahmak mı da var? Keratalar nasıl kaçıyor beni görünce. Bunu da koyduk. Şimdi fruitleri koyacak. Fruit.
Bunu nereye koyacağım ben bu fruitleri? Belki buraya koymayacağım o fruitleri. Allah'ım buranın hala şu gizemli müziği. Buranın bütün sırrı çözülmüş olmasına rağmen. Ha 10 tane hardwood yüzünden yapamadım. Burada yok öyle bir fruit. Burada yok. Burada bir çakması var ama bu değil. Koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Burada da yine yok. Tamam, o zaman da yanımda kalsın. Her şeyin bir tanesini yanımda tutmakta fayda var çünkü abi saat zaman çok boşa geçirdik gene ya. Ay köylük yerde bu ne zaman kaygısı arkadaş. Daha gideceğim şu taşı kırdıracağım. Ah telefonum alarmı ötüyor şimdi, hemen kapattım. Sizlere ulaşmadan. Diye umuyorum, belki de ulaşmıştır, onu da bilemiyorum. Şimdi taşı kırdıracağım, yeni olta alacağım. Oltayı yemi takacağım ve balıklara atacağım, bu kadar güzel. Ne basit. Şunun içinden de daha önce görülmemiş bir şey çıkarsa çok hoş olur. Gider hemen buradaki dayıya veririm. Kır abicim. Ne o? Kapıroş zaten hayvan gibi var bende. Şimdi... Şu ağacı bir sallayayım geçerken, bir şey olmadı. Güzel, zaten 5'e kadar açıktı o herif. Rahat rahat yetişiriz. Şu da tam yolun üstüne çıktı, çok güzel oldu. Başka çıkar mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Oltacı da iyi. Gel bakalım. Şimdi artık daha güzel olta balık tutmanın zamanı geldi. Aa yeni bir şey var. Aa crab pot satıyor. Crab pot'u da alabilirim senden. Ben yapamıyorum çünkü yapamayacak gibiyim de bir süre. Şunu rica ediyorum, alıyorum. Ve çantama koyuyorum. Geriye de çok az param kalıyor. Teşekkür ediyorum oltacı. Arkadan şey yapmayı seven balıkçı arkadaş. Daha detaya girmiyorum. Şöyle... bak taktım, evet. Böyle yapınca oluyormuş demek ki. Peki bakalım ne tutacağız. Çok da güzel attık. 3, 2, 1, hop. O ne lan? Allah kahretmesin ya. Bir saniye, bait'in bir kısmını kaybettin diyor. Bu çöp değil mi? Çöp abi at. Ama böyle her attığım şeyde kaybedeceksem işim iş. Her seferinde gitmemesi gerek. Hadi çöp tutunca gitmesin lan bari, balık tutunca gitmesin anlarım da. Ya bakayım sen neymişsin. Alırım lan ben onu. Oo çok güzel oldu. Oradan bir daha bait çıkarsa bir de. En kral benim. Herring mi? Evet bait çıktı gerçekten. Gitti mi? Şey gitti. Abi her seferinde bunu mu yaptıracaksın bana? Ama herring tuttum ya, sorun o herring. Zaten tuttuğum balık, şu oltayı alınca daha garip bir balık tutmayacak mıydım ben? Allah'tan çek... Uf kaç tutman... Allah'tan çekmesi kolay diyecektim. Bir anda kenardan gitti balık. Abi gene aynı balık. Yani aynı balık derken bugüne kadar hep tuttuğum balıklar. Şaka mı yapıyorum ona? Saçmalamayın ya. Diğer balıkları acaba hepsini illa farklı özel yerlerden mi tutmak gerek? Nasıl bileceğim ki bunu? Ey kolay geliyor bu. Kıpraşma yapma. Abi gene sardın, gene sardın. Farklı yer deneyeceğim ya. Oha! Ne oldu? Ünlem çıktı. Yem gitti mi? Gitmedi. Ünlem çıktı, çektim olmadı ya. Karşıdan bakınca ne kadar çirkinim diyecektim ama siz benim izlediğim her videomda zaten o çirkinliğe maruz kalıyorsunuz. Hop gel. Broken CD. Abi dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? Gerçekten bu yeni olta ve bait işi hiç hoşuma gitmedi benim. Şu an hiçbir olayı yok.
Şunu harcadığım emeğe zamana yazık ya. Gel bakayım. Herring abi. Ben bu işten acayip zararlı çıkacağım herhalde. Ya da hakikaten diğer balıkları farklı özel yerlerden tutmam gerek. Tamam, bunu da tuttum, tam oldu. Tamam, ben farklı birkaç yer deneyeceğim ama buradan böyle olmuyor. Şu sağdaki sonradan açtığım yere bir gitmeyi deneyeyim. Acaba oradaki ortadaki ufak su birikintilerini atabiliyor muyum? Mercan sı şeylere şuraya mesela. Ya. Şu daha büyük olanı atıyoruz. Ona da hiçbir şey yok. Mesela şuradan daha sığ bir yere atsak bir fark eder mi? Aa, bait takmadım. Neyse, bir sonrakine bait takarım şimdi. Gerçi bende bait yapacak canavar... Hop! Canavar eti de var ya. Onu da yapabilirim. Oo, bir saniye. Dur. Çok güzel lan. Çok güzel denk geldi. Tamam, gel kardeş sen de. Ne bu? Sardin. Çok küçük. 6 tane taş çıktı abi. Çok güzel. Şuradan atmak istiyorum o zaman. Okyanus tarafında hep bu balıklar var acaba da. Zaten bir tane nehir var. Bir tane solda göl gibi bir yer var. Başka da bir şey yok ki. Orası göl mü deniz mi, o da belli değil. Bak, yine fake çıkaran sesler atıyor bana. Valla. Oy. New record. Kocaman dandik balık yakaladım diye bana şey yapıyor. Eğleşiyor adeta. Of, tekrar gideyim o zaman, aşağılara bakayım ha. Buralarda şey yapamıyorum. Tutunamıyorum. Ekranlarımın dışına çıktı. Öyle bir olta attım ki 15 inç ekran, 15 inç miydi bu? 15 inç ekranlarıma sığmadı. Hop, gel bakayım. Gel. Tamam, neymiş? Tamam, demek ki bir daha burada balık tutmuyorum ben. Koşa gidiyorum. Şu diğer aradaki nehir gibi yerde balık tutmayı deneyeceğim. Bir şu şeye bakayım abi, göl dedi, şurası mı acaba? Şurada da deneyebilirim, burada da deneyebilirim. Şurada da deneyebilirim. Böyle 2-3 tane farklı yer var herhalde, oralara tebelleş olacağız gibi görünüyor. Şu olmadı, büyücünün mekanını oradaki göle dadanayım ya. Zaten eve de yakın, orada tutarım balıkları, oradan da eve kaçarım. Köylük yerde gece ortalıkta kalmayayım. Aha, meyveli ağaç. Hop, ver bakayım. Salmon beri aynısı değil mi? Evet. Burada tutsam bir şey fark eder mi? Deneyim. Buralarda hep çöp çıkıyordu normalde sanırım. Gerçi bait takmadım. Bait taksaydım keşke. Bir tane de öyle denerim. Aa, bu bir işe yarıyor sanırım ya. Trash değil. Evet. Aa, bir saniye, bunun sarı yıldızlısını tutmuşum. Onu satmayacağım o zaman herhalde. Bir tane şöyle atayım. Saatte 6'ya geliyor ya. Gene geç oldu. Enerjiyi de azalttım bayağı. Ama buralardan böyle... Ay, bir saniye. Farklı balık tutabiliyorsam ben o community center'ın o işini hallederim. Aha, farklı bir balık. Sunfish, tamam. Tamam abi, ben çözdüm olayı. Her balığı kendi mekanda tutmak lazımmış. Tamam, öyle geze geze balık tutacağız demek ki. Köyün iyice delisi oldum ben ya. Köyün kurtarıcısı gibi geldim. Köyün... Ops, yakaladım. Allah'ım, bari o yumurta yarışmasına kendimi rezil etmeseydim. Bu ne? Aa, evet, bu balıklar bende şey community center'da vardı görev olaraktan. Onu çok net hatırlıyorum. Şimdi bir de göl tarafına bakayım. Şuradan bir yerden, ha, burası olabilir.
Şu baitimi takayım önce de. Hop. Bunun maksimum atmanın ne gibi faydası var acaba? Daha mı... Aha çok hızlı geldi ama. Lanet bir şey çıktı. Biraz şuradan atayım. Hop. Allah kahretmesin ya. Ama şuradan bir yer açmak için şunu atayım çöpe. Oha bunu da sarı yıldızı yakalamışım ya. Onu da harcamamak lazım aslında. İyi para ediyor olması gerek. Abi bait takıyorum artık. Hızlı gel be. Hadi çocuğum. Hadi canım. Hop. Evet bu da diğer şeydeydi. Tamam. Bu işi ben bir nebze daha çözdüm sayılır şu an. Ben bir iki kere daha atayım olta. Sonra saat 7.40 zaten kaçarız. Aa bunu şeye koymayı unuttum ya. Oo. Çek çek. Ah yanlış tuşa bastım. Allah kahretmesin. Sol tıklayacağıma sağ tıkladım. Ve yorgunluktan bir haller olmuş. Tamam bu da güzel oldu zaten. Şimdi şuradan bizim eve giden bir yol vardı ama umarım çok böyle taş, odun bilmem ne kırmak zorunda kalmam oradan geçeyim diye. Neredeydi? Şuralarda da etrafta ağaç, bitki bir şey varsa onları da toplayayım. Yok sanırım. Ah işte buradan olabildiğince enerji harcamadan eve çıkmanın yolunu buradan olmuyor. Şuradan... Şu an bir bulmaca çözüyormuşçasına konsantrasyonla ilerliyorum. Yürürken enerji harcamadığı için bir derece bir nebze rahattım aslında da. Tamamdır geldik zaten. Burada bir yerde. Heh burası benim evim işte. Şimdi şuraya koyulacakları bir koyalım. Bunu at. Şunu atmak isterdim ama burada yer yok. Aa bunu koydum ben değil mi? Evet bir tanesini koydum. Bunları satacağım artık. Fiberleri at. Brim lazım. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu satacağım. Şunları satacağız. Seaweed'i buraya al. Stone'u buraya al. Bunu heh, varmış. Tamam şimdi satılacakları ayarlıyorum. Ve boylelikten bugünün de sonuna geliyorum. Parsley'i sat. Brim kalacak. Clam sattım hadi. Herring sat, sardin sat, herring sat, sardin sat. Bunu satayım abi, böyle sarı yıldızlı çok para eder abi sat. Okey dedim. Şimdi community center'a koyamadığım şu vardı. Bunu çantaya geri aldım. Aa bu oltayı satacağım. En önemlisi, aa satamıyorum. Ben bu oltayı ne yapacağım o zaman canım kardeşim? İlla gidip balıkçıya mı satmam lazım neyse. Allah Allah şuradan şuraya taşıttırmıyor. Tamam şurada dursun yarın gidip bunu da balıkçıya satmayı denerim. Bunları community center'a atacağım. Oh enerji kaç? 12. Gir abi eve. Gir 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 gir. Köpek. Vay senin nefesini yiyelim. Evet sevgili dostlar böylelikle bu sefer de 15. günün sonuna gelmiş olduk. Ben yine zamanımı durdurayım da. Belki Fishing'de bir level atlamışımdır. Emin değilim. Çok zannetmiyorum. Ama atlamışsam yeni bölüm başında zaten onu göreceksinizdir. Böyleyken böyle ya. Daha çok uzun uzun konuşacak bir şeyim yok. Hadi hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarınki yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.